Koku, beynimizin duyu, hafıza ve yaratıcılığı etkileyen kısmında yer alır. Koku alma duyusu 24 saat boyunca çalışır ve hiçbir zaman kapatılamayan tek duyudur. Duman kokusu aldığımızda uyanmamız kokunun ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. İnsan 10.000'in üzerinde koku molekülünü birbirinden ayırt edebilir. Koku alma sistemi beyinde yer aldığından koku alma duyusu, hafıza, ruhsal durum, stres ve konsantrasyon ile yakından ilişkilidir. Aldığımız tatların %80'i aslında koku alma duyumuz tarafından şekillenir. Koku alma duyusu olmasaydı sadece 5 tadı algılayabilirdik. Tatlı, tuzlu, ekşi, acı ve baharatlı. Bir yemeğin tadını aynı bırakıp sadece kokusunu değiştirmek lezzetiyle oynamak için yeterlidir. Mesela elma ile soğanın tadı aynıdır. Fakat soğanın kokusundan dolayı tatları farklı gibi hissederiz. Burnumuz tıkalı olduğunda hatırlarsınız ki birçok yemekten zevk alamıyoruz. Koku, kadın erkek ilişkilerinde de önemli bir rol oynar. Bazen hiç tanımadığımız biri yanımızdan geçer ve kokusu adeta bizi büyüler. Onun peşinden gitmek, onunla tanışmak isteriz. Mesela sevgiliniz yanınızdayken güzel koktuğunu hissettiğinizde içinizde ona sarılma isteği belirir. Bunun tam tersi olduğunda ise sevgiliniz dünyanın en güzel kadını ya da erkeği olsa bile ona yaklaşmak dahi istemezsiniz. Geçenlerde okuduğum habere göre bir kadın yıllarca hayranı olduğu ünlü bir oyuncu ile tanışma fırsatı bulur ve aralarında duygusal bir bağ olur. Kısa zaman sonra ilişkiye girmek isterler. Fakat kadın hayranı olduğu oyuncunun çok kötü koktuğunu söyleyerek ilişkiye girmekten vazgeçer. Bu olay bize kokunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Hani bazılarımız parfüm de neymiş diyerek olayı hafife alırlar ya, durum hiç de öyle değildir. Sırf güzel koktuğunuz için o an çevrenizdeki bir insana etkileyebilirsiniz. Bunun yanında kokuların hatırlatıcı etkileri de vardır. Mesela sevgilinizin sıktığı parfüm bir süre sonra hafızanıza kazınır. Sevgilinizden ayrıldığınızda dışarıda herhangi bir kişide aynı kokuyu duyduğunuz anda doğal olarak uyarılırsınız ve sevgiliniz aklınıza gelir. O an karşınızdaki insan size bir şey ifade etmezken kokunun etkisiyle o insan artık size çekici veya itici gelebilir. Son zamanlarda parfümlerde kullanılan feromon adı verilen moleküller karşı cinste cinsel istek uyandırabiliyormuş. Özellikle afrodizyak olarak geçen parfümler bunu açık açık belirtmektedir. Tabii kesinliği şu an tam olarak kanıtlanmış değil. Bana gelirsek, normalde çok fazla parfüm kullanmam. Ama önemli bir yere giderken veya kız arkadaşımla buluşmaya giderken mutlaka parfüm kullanırdım. Bunun etkisini de çoğu zaman görmüşümdür. Güzel kokmam, karşımdaki insanların da bana çoğu zaman ılımlı yaklaşmasına sebep olmuştur. Tabii benim dediğim doğal parfümler. Parfüm almadan önce içeriği hakkında birçok araştırma yaparım. Ama maalesef son zamanlarda gerçekten doğal parfüm bulmakta zorlanıyorum. Günümüzde kimyasal parfümler vaat ettikleri gibi insanların duyguları üzerinde olumlu sonuçlar bırakırken maalesef kimyasal yapıları yüzünden birçok sağlık problemine de sebep olmaktadır. Neyse, bunun denetimini yetkililer yapa dursun, biz asıl konumuza tekrar dönelim. Parfümlerin yanında insanların kendi kokusu da önemlidir. Her insanın kendine has kokusu vardır. Bu koku karşı cinsten herhangi birini etkilerken başka bir kişinin hoşuna gitmeyebilir. Hani ten uyumu vardır ya, o uyum biraz da bununla alakalıdır. Bu videoyu izlerken burnunuza çürümüş et kokusu verseydim, eminim çoğunuz videoyu beğenmezdi. Bunun yanında burnunuza lavanta kokusu verseydim, çok kötü bir video hazırlamış bile olsam, olumlu tarafından bakmaya çalışırdınız. Kokular ticari amaçlar için de etkin olarak kullanılmaktadır. ABD'de bir kumarhanede gerçekleştirilen bir denemede, test alanına hoş bir koku verildikten sonra kumar gelirlerinde %48'lik bir artış sağlandığı görülmüştür. Yine ABD'de bir süpermarkette unlu maviler reyonunun satışları yeni pişmiş bir ekmek kokusu verildikten sonra 3 kat artmıştır. Bir iş yerinde molalar arasında lavanta kokusu verilmesinin iş performansında düşüşü önlediği belirlenmiştir. Bu mantığı kavramış iş yerleri kokular için harcadığı masrafı önemsemeyip iş yerlerinin devamlı hoş kokmasını sağlar. Böylece müşteriler işletmeye karşı daha pozitif tavırlar sergiler. Mesela hazır gıda satan bir iş yerine girdiğinizde ortamda hoş olmayan bir koku varsa o iş yerinin sağlıksız gıda sattığını düşünüp oradan alışveriş yapmak istemezsiniz. Ama çok hoş kokan bir iş yerine girdiğinizde hiç kimsenin bir şey söylemesine gerek kalmadan ürünlerin sağlıklı olduğuna ikna olabilirsiniz. Bulunduğum mahallede 15 yıldır kebap ve döner satan bir işletme var. Özellikle kebap ve dönerin kokusunu fanlarla caddeye verir. Ne zaman oradan geçsem karnım tok olsa dahi aç gibi hissetmeme sebep olur. Ama bu yaptığının doğru bir davranış olmadığını düşündüğüm için bir kere bile oradan yemek yemek istemedim. Ama maalesef çoğu insan benim gibi düşünmüyor ve o işletme her gün dolu oluyor. Özellikle büyük marketlerde unlu mamuller bölümündeki fırınlardan kızarmış çörek ve ekmek kokusunu duyarız.
Peki bu marketler bu kadar zahmete girip fırın eklemek yerine neden bir fırınla anlaşıp hazır ekmek veya poğaça almıyor? Böylece kafaları daha rahat olmaz mıydı? Evet, olurdu. Ama kızarmış ekmek kokusu insanı acıktırdığı için bu kokuyu alan insanlar hissettiği açlık duygusunun etkisiyle ekmeğin yanında tereyağı, bal ve peynire de yöneliyor. Böylece bu ürünlerin satışları önemli ölçüde artıyor. Ülkemizde görmedim ama yurt dışında bazı büyük marketler hiç fırın zahmetine girmeden havalandırmadan kızarmış ekmek kokusu veriyor. Yemek kokusunu bir yana bırakalım, özellikle ABD'de birçok büyük şirket ürünlerini pazarladıkları alışveriş merkezlerinde koku yöntemine başvuruyor. Özellikle bu yönteme başvuran sektörlerin başında elektronik sektörü de geliyor. Elektronik ne alaka diyebilirsiniz. Ancak bu yöntemle satışlar büyük ölçüde arttırılmış. Sony ve Samsung bu yöntemi kullanan firmalardan biri. Bütün bunlar gösteriyor ki koku görsellik kadar önemlidir. Kokularla aynı zamanda hafızayı güçlendirme ve ağrıyı dindirmek de mümkündür. Demin söylediğim gibi kokuların hatırlatıcı etkileri de vardır. Bir kokuyu bir ortamda duyarsınız, yıllar sonra tekrar duyduğunuz zaman o ortamı hatırlarsınız ve ortamda olduğunuzda hissettiğiniz duyguları tekrar hissedersiniz. Yani kokular anılarla hatırlanır. Uzayın bile kendine has bir kokusu vardır. Astronotların söylediğine göre kızarmış büftek, sıcak metal ve kaynak kokusuna benziyormuş. Tarihte ise koku insanları etkileme konusunda o kadar önemlidir ki Mısır kraliçesi olan Kleopatra güzel bir kadın olmamasına rağmen kokular sayesinde nam salmış ve güzel olarak anılmıştır. Tüm bunların yanında insanların temel davranışlarına da kokuyla yön vermek teoride mümkündür. Bir insanı kokuyla rahatlatabileceğiniz gibi onu kudurmuş bir hayvan gibi saldırgan hale de getirebilirsiniz. Olayın bu yönü biraz endişe verici. Çünkü gerçekte bunu silah olarak kullanmak isteyenler olabilir.